Arkadaşlar bugün yemekler benden. Arkadaşlar çok uzun süredir atamadık. Çünkü arkadaşlar kameramanımız Fırat araba çarptı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Fırat bizim kameramanımız arkadaşlar. Çünkü ben abime puan verirken falan abimden gizli tutuyorum mesela. Fırat çekiyor bizi. Böyle bir sorun var yani arkadaşlar. Yani Fırat araba çarptı. Geçmiş olsun Fırat bu arada tekrardan. Sana da sağ ol. Arkadaşlar şimdi çok iddialıyım bugün. Hemen bomba gibiyim. Hemen şöyle bir masamızı göstereyim arkadaşlar. Bunlar benim abime ikramlarım. Ilık su. Bu arkadaşlar şey kaşığı. Şey kaşığı yani. Tuz, karabiber falan. Onların baharat kaşığı. Burada salçası var abimin. Burada yoğurdu var abi. Şurada da ılık suyu var abi. Ilık suyumuz da var. Şimdi hemen Fırat gel arkadaşım. Arkadaşlar her şey abime kalmış bir şey. Ana öğünden buradan görüyorsunuz. Kısır var. Salçası kısır. Özel tarifim. Ondan sonra kuru fasulyem var, taze fasulyem var ve sarmam var arkadaşlar. Tatlı olarak meyve tabağım var. Meyve tabağının içinde üzüm, kiraz ve kavun var abi. Ekstra ikramlar zaten masada gördüğünüz. Yoğurt, salça, tuz, şeker, pul biber, karabiber, su ve limon abi. Hemen tekrardan şey yapalım bir. Vay abim de burada arkadaşlar bakın. Beyler abi, şimdi. Paşa gönlünün istediğini seç. Kuru fasulye ve kısır istiyorum. Başka ister misiniz? Yok. Yok mu? Tamam. Sarmamız var çok güzel. Peki. Kuru fasulye ve kısır istiyorum. Peki. Ya arkadaşlar şimdi kusura bakmayın ama o kadar çok şey yaptık biz yani. 4 tane falan şey yaptık. Bana 2 tane yemek söylemesi açıkçası beni biraz kırdı. Sarma yaptım, taze fasulye yaptım. Abi. Şimdi biraz şeyimden kaçtı ama neyse artık yapacak da bir şeyim yok. Kuru fasulyemiz bu arada cıvıl cıvıl. Kısırımız da özel tarifim abi. Aynı tabakta mı istiyorsun? Olur fark etmez sana kalmış. Tamam abi ben bundan puan kırabilir arkadaşlar. Ben yeni tabak veriyorum abi. Aynı tabak ve yeni tabağı. Tamam abi. Daha boşu çıkmasın diye yaptım. Hadi yine işe. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada tamam benim sorunum değil. Az önce siz de gördünüz. Bunun kapağını açtım karınca düştü tabağın içine. Yani benim suçum yok. Benim suçum yok. Herkes görsün yani. Ölü bir karınca düştü. Çok enteresan oldu ama anlamadım ben de. Şunu koyduğum kaşıktan şey yaparsam ne kadar arkadaşlar. Ben de ona gitmiştim bir kere. Ellerim temiz arkadaşlar merak etmeyin. Hafif bir dokunuş abi bırakacağım bunu. Bu kadar basit bir şey. Tamamdır abi bence bu yeterli. Evet ana yemeğin geldi. Buyurunuz. Öncelikle arkadaşlar, yani ben anlam veremiyorum bu çocuğa. Sakızın ne işi var sofrada? Hadi onu bıraktım, şekerin ne işi var sofrada? Neye atacağım şekeri ben anlamadım. Atacağım bir şey söyleyeyim. Cevap hakkım var benim. Şu anda cevap vereceğim hemen. Sakız abi, müessebemizin size hediyesi. Yedikten sonra ağzınızın tadını düzeltmeniz için. Şeker de abi, meyve tabağımız var. Şimdi sürprizi bozuyoruz. Kavun, kiraz ve üzüm var meyve tabağımızda abi. Şeker, kavun ve üzümün üstüne şeker serpebilirsiniz azıcık. Daha da güzel tat verir. Ya onu düşündüm. Sizin de anlamamız... Ya ilk defa böyle bir şey yaptığım için sizin de anlamaya olabilirsiniz. Bir şey diyemeyeceğim. İlk defa böyle ben anlamıyor değil. Menülü. Evet. Yemeğin kitabını okumuş adamım ben. Sen bana ne diyorsun açıkçası? Benim... Hayır. İkincisi de yemeğin kitabı o kadar kötü ki diyorsun yani. Ağzının tadı düzelsin diye sonuna sakız koyalım diyorsun. Bunu anlamış oluyorum ben buradan. Benim... Şimdi birincisi dediğin şey, sana bir şey ima etmiyorum. Sana ilk defa böyle menülü, açık, serbest bir şey sunduğum için anlamamış olabilirsin dedim. İkincisinde de yani
Yemeklerime güveniyorum. Arkadaşlar şuraya bakın. İnsan bir kaba koyar şunları. Bu ne oğlum, bu ne bu? İkinci kere aynı hata yapıyorum, bu ne? Puanlar gidiyor. Geçen bak güzel olmuş bu arada. Kısır güzel, kırmızı da güzel. Evet abi, tatlılarımızdan meyve tabağımız var. Hemen getiriyorum. Yani arkadaşlar inanamıyorum şu anda ya. Gerçekten inanamıyorum. O yüzden biraz... Abim çok eleştirdi yani bence. Biraz kıskanıyor da olabilir. Belki kıskanıyor da olabilir. Bilmiyorum. Çok eleştiriye maruz kaldım ben. Üzdü beni. Şöyle bir salkım. Şu salkım şurasını kapar abi. Bu ne? Kopmuyor mu? Öyle o zaman ya. Şöyle. Üzümlerinden siyahlarından seçelim. Tatlı tatlı gider. İyi gider. Şöyle. Bir de sapı olanlarından seçmeye dikkat ediyorum. Fırat'cığım açsam sana da hazırlayabilirim. Ucum abi. Dur o zaman şeyimiz bitsin. Çekimimiz sana da bir şey hazırlayalım. Tamam abi, meyve tabağı bence oldu. Evet abi, meyve tabağın geldi. Şimdi şekeri kullanabilirsin. Beyler öncelikle ben şekeri neye şeker bakayım? Bunu anlayamadım bir kere de. Yoğurt kaşığına bakar mısınız? Şunu fark ettim. Tatlı kaşığı koymuş yoğurt kaşığına. Tatlı tabağına da ana yemek çatalı koymuş. İlginç yani. Kiraz. Kavun içine. Ben... Özensiz bir sunum fırlatmış. Fırlatmadım abi. Geç ya geç. Kavun sevmiyorum zaten ben. Evet. Suyunuzdan içmek isterseniz. İstemez. Beğenmedim. Sakızımızdan çiğnemek ister misiniz? Hadi sakızımdan. Yok çiğnemek istemem, hadi git. Öğünümüz bitti. Bu anlamaya geçebiliriz. Arkadaşlar. Yemekler güzeldi de tatlı yani sunum kötüydü. Puan vereceğim tek şey ana yemek arkadaşlar. Öbür bütün sevdiğim salladığım şeyleri siz zaten videoda gördünüz. Puan puanımı söyleyeyim direkt. Ana yemeğe puanım benim 4 olsun hadi. Fazla vereyim size. Öbürlerine hiç şey yapmam ama. Öbürlerine hep kırdım.